Ben söyleyeceğimi söyledim. Siz neresinden almak isterseniz orasından alın. Yoluma çıkan, işime mani olan olursa ceremesini çeker. O kadar. Her şey tek mermiye bakar Mahir Kara. Bir sıkımlık canın namlunun ucunda. Yerinde olsam afra tafra yapmayı bırakırdım. Kafa tutacak durumda değilsin çünkü. Vur. Durma, vur. Burada hep beraber ölelim. Gittiğim yere sizi de götürmez miyim sanıyorsunuz? İşte bu konuşmanın maksadı tam da buydu beyler. Bana dokunursanız size dokunurum. Şimdi yaşamak istiyorsan indir o silahı. Akıllı ol. Maşallah. Dili öyle bir uzamış ki dizine kadar. Sarayı alt ettiğinden beridir çok cesaretlendi, çok. Ama başından mı tedbir alsaydık böyle olmazdı. Değil mi Yusuf? Daha düne kadar adını duymamıştık, adını. Önüne yem diye attığımız bir herif öldürdü, içinden kabadayı hortladı. Ama kendi kumunda da oynamıyor, yok. Hadsiz hudutsuz davranıp bizim düzenimize kastediyor. Bu işe bir çözüm bulmalıyız. Sadece cesaretli değil, akıllı da. Eğer tedbir almazsak içimizden birinin canını yakabilir. Bu adam beni daha tanımıyor. Hayır, öteki beni görmedi daha. Ona öyle bir pusu kuracağım ki. Ne tabancası olacak ne bombası. Çırılçıplak yakalayacağım onu. Çırılçıplak, zavallı, tek başına. Orhan? Hah, enişte. Hayırdır oğlum, kötü bir şey yok ya. Yok enişte. Ben sana bir şey demeye geldim. Ne aslanım? Enişte sen gittikten sonra olanları ben etraflıca düşündüm. Ha. İşime sinmeyen şeyler de oldu. Velhasıl sen doğruymuşsun. Tutuklanmanda bir tuhaflık var. Daha doğrusu
Galiba bu işi Seyis abi tezgahlamış. Ya oğlum anlamadım ki ben kimim Seyis benle uğraşsın? Bilmiyorum abi. Benim de aklım ermedi bu işe. Yani hiçbir sebep bulamadım. Ya neyse çok deşmeye de lüzum yok zaten. Ben Allah'ın izniyle kurtardım paçamı. Sen de tez elden kurtarmaya bak. Oğlum herif belanın teki. Yani bugün el verir, yarın canını almaya kalkar. Sen tez elden ayrılmaya bak. Aferin işte. Keşke dediğin kadar kolay olsa. Yanında yer tutmak ne kadar zorsa ben gidiyorum demek daha ayrı zor. Ya, olsun sende ne? Bırakmaz. Ha bırakır ama mezar çukuruna bırakır. Ya sanırım ne yapacaksın? Yani bütün bunlardan sonra onun yanında saf tutamazsın ya. Sen beni merak etme işte. Ben başımın çaresine bakarım. Ben buraya sadece sana sen aklından şüphe etme diye geldim. Ha bir de neyse sebebi ne olur ne olmaz. Dikkatli ol. Hadi eyvallah. Aslanım. Allah'a emanet ol aslanım. Eyvallah enişte. Sen de. Ya Rabbim. Sana inandım. Sana güvendim. Sana sığındım Allah'ım. Ellerimi açtım. Yüzümü sana döndürdüm. Allah'ım. İşlediğim bütün günahlardan sana sığınırım. Bundan sonra da bilmeden işleyeceğim bütün günahlardan yine sana sığınırım Allah'ım. Ya Rabbim. Verdiğin canı aldım. Beni affet Allah'ım. Beni bir daha böylesine sınama ya Rabbi. Gözümün kalbimin kararmasına mani ol. Elimi dilimi günahtan uzak tut. Şeytan sözünü uydurma Allah'ım. Sen dualarımı kabul et Allah'ım. Allah'ım. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum. Sen dualarımı kabul eyle Allah'ım. Sen beni affet ya Rabbim. Sen beni affet ya Rabbim. Sen beni affet ya Rabbim. Amin. Şeyin sebebi, suçlusu ben değilim. Sensin. Thank you.
Mahir? Mahir, eve geldim ama yoksun. Arabam burada, belli ki bir yere kadar gittim. Duruşmam olduğu için gitmem gerek. Akşama uğrarım. Feride. Mahir. Mahir. Şimdi evden çıktım, sen yoksun diye üzüldüm. Neredeydin sahi? Bahçede de yoktun. Evin arka tarafındaydım ben. Soba için odunluğa gitmiştim. İyi ki gördüm seni. Çok özlemişim. Yapma Feride, bir gören falan olur şimdi. Kimsecikler yok ki. Hem ne yapayım, çok özledim. Ne olur ne olmaz, şimdi olmadık biri görür. Birinin kulağına gider, istemediğim şeyler yaşarız. Benim hemen gitmem gerek. Sen nereye, adliyeye mi? Ne oluyor Mahir? Sıkıntı mı var? Bir şey olmuş. Ne olur söyle, korkutma beni. Yok bir şey Sevdam. Nereden çıkardın? Senden. Şu halinden. Yok bir şey Feridem. Aklım işlerde, dalgınlığım ondandır. Tamam, ben akşam geleceğim. Konuşuruz zaten. Çok merak ediyorum neler oldu. Yasin'le konuştum ama bir de senden dinlemek istiyorum. Yalnız akşam geç geleceğim ben. Olsun, ziyan yok, ben beklerim. Tamam. Akşama görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kolay gelsin. Peşinden ayrılmayacaksın. Bütün günü nasıl geçiriyor? Nerelere gidip neler yapıyor bilmek istiyorum. Evi nerede? Kimlerle düşüp kalkıyor? En savunmasız olduğu yer neresi? Hepsini öğreneceksin. Emrin olur abi. Bu akşam masamda eksiksiz bir rapor istiyorum. Yoksa gözüme görünme. Anlaşıldı abi. Abi, abi kalk. Ne oluyor oğlum lan sabah sabah? Abi Necdet abi geliyor, fırla ya. Yuh lan, daha karı yemedi bu oğlum. Abi hayırdır, erkencisin, bir durum mu var? Yok bir şey Selim, yok. Sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Sen bana şey yapsan, bir kahve söylet. Emin olur abi. Gel, gel. Günaydın. İadelik taahhütlü mektubunuz var. Ne mektubu ya? Emin misin? Benim uzakta falan bir akrabam, kardeşim, anam babam yok ki. Ne mektubu ya?
Kimdenmiş? Şuraya imzala onu. Hayırlı günler. Karşılaşacağız demiştir sana. Gel buraya. Sen yaptın. Sen vurdun. Korkma. Ben hep yanındayım aslanım. Hep yanında olacağım. Al. Bu da teminatı olsun. Değil mi kızım? Kolay şeyler yaşamadın dün gece. İyiyim baba. Geçti gitti. Emin misin? Çok korktum baba. Ömrü hayatımda ilk defa silah gördüm. Ama adam öldüğü için midir nedir bilmiyorum. İçimde bir rahatlık var, ne yalan söyleyeyim. Allah günahlarını affetsin. Günah çok baba. Kızım, sen o vakit Hülya'lara hiç gitmedin. Yok işte baba, gidemedim. Afiyet olsun. Gerçi gitsem de boşuna olacakmış zaten. Nişanı atmışlar çünkü. Öyle mi? Nasip kısmet kızım. Allah haklarında hayırlısını versin. Tabii de keşke bana da haber verselerdi. Ben de evden çıkmazdım, başıma da bunlar gelmezdi belki. Tamam, oldu bitti artık. Mahir yetişmiş. Şükür iyisin yavrum. Öyle. Neyse ben de buraları toparlayayım da çıkayım. İşe geç kalacağım baba. Tamam canım. Songül, sen uyarmasan babama ne derdim bilmiyorum vallahi. Aşk olsun abla. Ama bak, tanıştıracaksın beni İsmail abiyle. Ay çok merak ettim. Bakalım inşallah. Kızlar. Çeneye daldınız galiba. Sofra duruyor öyle. Hemen hallederiz baba. Çaylara dökün hadi. Şeker nerede Sülün? Getirdim oğlum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur abi. Afiyet olsun. Ben tutayım. Abi benim senin yüzüne bakacak yüzüm yok. Müsaade et de elini öpüp özür dileyim. Ben Murat gelip sorunca aklıma zerre kötülük gelmedi yeminle. Siz bir de Belgin ablayla sık sık görüşünce ben o sordurtuyor sandım. Ama eşeklik bende. İşin içinde bir düşmanlık olduğunu sezemedim. Yoksa dilimi kesse tek kelime etmezdim abi. Bir kere oldu da
Hata der geçerim bunu. Ama tekrar olursa affım olmaz. O dakika yollarımız ayrılır. Tamam abi, nasıl istersen. Hadi kahvaltını yap. Osman. Buyur abi. Buranın düzeni kurulu. Kaidesi belli. Bundan böyle burada gözüm kulağım sen olacaksın. Mahallede, mahalleli de sana emanet. Nasıl istersin abi. Ben sıranın mıntıkasında olacağım bir müddet. Asayişi sağlamak epey bir zaman alacak. İşler zamanadan çıkmış bir kere. Senin de bir elin burada, bir elin benim yanımda olacak. Ona göre. Emrin olur. Hadi afiyet olsun. Abi. Hayır abi. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? Şükür. Sen yeni mi çıktın? Gerçi niye girdim onu da bilmiyorum ya. Abi eğer müsaitsen ben bir konu hakkında konuşacaktım seninle. Konu İlknur'sa? Yok abi değil. Ya, mesele Orhan hakkında. Dinliyorum. Abi senin Orhan'ı Seyis denen herifin yanından alman lazım. Ya herif hem pis bir kabadayı değil. Yılanın başı. Orhan da gördü onun gerçek yüzünü ama yani yanından ayrılamıyor. Canından korkuyor çocuk. Sana kızgınlığım çok büyük Bülent. Geçmişte ettiklerin, söylediğin yalanlar. Hal böyle olunca şimdi bu dediğinden de şüpheye düşüyorum. Abi ne desen haklısın. Yani yapıp ettiklerim çok büyük. Lakin ben çok değiştim abi. Vallahi her şeye tövbe ettim. Ve inan buraya tüm samimiyetimle geldim. Evet, yani vaktiyle her şeyi bir başına yapıyor olmana Orhan'la beraber çok gıcık oluyorduk. Hepimizi yok saymana falan. Abi, Nazif benim oğlumdu. Sen benim evladımın intikamını tek başına almaya kalktın. Bana, babasına gel sen de tut bir işin ucundan hem yüreğin soğusun. Hem de evladın için bir şey yapmış olursun demedin. Adam yerine bile koymadın be abi. Neyse ne. Abi ben her şeyi unuttum. Bütün öfkeleri, kızgınlıkları, kırgınlıkları falan. Sen de affet beni abi be. At sırtından şu yükü. Belli. Her şeyi geride bırakmışsın. Kendine yeni bir yol çizmişsin. Allah yolunu açık etsin Mert. Ama yine de ilk nurdan uzak dur. Tamam mı? Tamam abi. Dün için kusura bakma. Sıkıntılı bir durum oldu da o yüzden gelemedim yanına. Kötü bir şey yok inşallah. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ ol. Geçti gitti çok şükür. Çok şükür. Sen iyi oldu. Madem buluşamadık, o zaman senden telafisini rica edeceğim.
Günaydın Erdal abi. Günaydın İknur. Mahir'in yarın mahkemesi var. O kesin unutmuştur şimdi. Haber verip gideceğim. Tamam. Ben adresi bir başkasına sorayım o halde. Teşekkür ederim hanımefendi. İyi günler. Neyi soruyormuş ki? Bir adres soruyormuş. Bilemedim ki. Neyse, arar sorar bulur herhalde. İyi tamam. Görüşürüz. Tamam. Gel. Oo Feride, hoş geldin. Geç otur. Neler oluyor Yasin? Neler oluyor? Anlamadım. Mahir'den bahsediyorum. Ne oldu Mahir'e? Ben bu sabah Mahir'i görmeye gittim. Kendinde değil gibiydi. Belli ki bir sıkıntısı var, bana söylemiyor. Sen biliyor musun? Yok, vallahi bilmiyorum. Ben gece onun yanında değildim. Ama bir sürü sıkıntı yaşadı. Uyku tutmamıştır. Olmuştur yani bir şey. Tamam, ben de onu soruyorum işte. Neler oluyor? Bilmiyorum dedim ya Feride. Sormadın mı kendisini? Sordum. Ama ne fayda, bana hiçbir şey anlatmadı. O yüzden sana soruyorum. Nedir sıkıntısı Mahir'in? Keşke bilsem de anlatsam. Peki. Bana şu Seyit'in öldürülmesinin başından sonunu anlatır mısın? Belki Mahir başka bir şey öğrendi. Ona sıkkın canı. Mahir'in tek öğrendiği... Seyit'in bombacı oldu. Ne? Bombayı koymak için Seyit'i tuttuklarını öğrendi. O mu koymuş bombayı arabaya? Emri kim vermiş peki? Onu öğrenemedi. Anlatmadım sana ya. Anlatmadı diyorum Yasin, anlamıyor musun? O yüzden sen şimdi bütün olayı baştan sona anlatacaksın. Bütün ayrıntılarıyla. Çünkü ben her şeyi bilmek istiyorum. Cüneyt Yanbal'ın duruşması yarın saat 4'e ertelenmiş. Senin duruşma da sonraki olur. Beraat edeyim de abi. İlk son fark etmez. İnşallah. Benim kanaatim de öyle. Ama bakalım hakim ne diyecek. Tamam abi. Yarın adliyede görüşürüz o zaman. Mahir. Sen iyisin değil mi aslanım? Merak etme abi. İyiyim ben. Tüm öğrendiği bu kadar Mahir'in Feride. Zaten biz gittiğimizde Seyit İknur'un anına silah dayamıştı. Mahir'i tehdit ediyordu. Biz de üstümüze düşeni yaptık. İndirdik Seyit'i. Peki eğer siz yetişmeseydiniz Mahir nasıl kurtarmayı düşünüyordu İknur'u? Hı? O adam delinin tekiydi. Doğru. İyi ki haber vermişsin de yetişmişiz. Yok. Bu hiç Mahir'e göre bir hareket değil. Adamın ilk Nur'u alıkoyduğunu biliyordu. Nasıl tedbirsiz gitti oraya? Sonuçta sizin onun arkasından geleceğinizi planlamıyordu ki. Allah Allah. Neden dediklerime inanmıyorsun Feride? Tamam Yas. Bildiğim bu kadar. Ama niyeyse benim kalbim onun tam tersini söylüyor. Ya sabır. Görüşürüz. Sana iyi mesai. Sağ ol. Sana da. Ulan oğlum. Siz mal mısınız, gerizekalı mısınız? Ha? Biri benimle içiyor. Kalkıp odama kadar geliyor. Özel eşyalarımı alıyor. Siz ne diyorsunuz oğlum o zaman? Ha? Bu dakikadan sonra ben görmedim, ben duymadım, ben bilmiyorum diyenin topuklarından başlarım sıkmaya. Anladınız mı lan? Anladık o. Abi. Ne oluyor abi? Ne olacak? Turgut hortlamayacağına göre ne olacak? Biri benimle. Ama ben onu bulursam var ya. Ben onu bulursam ne yapacağımı biliyorum oğlum. Abi hoş geldin. Sen geleceksin diye her tarafı çiçek gibi yaptırdım abi.
Afiyet olsun abi. Eline sağlık. Kim bu? Evde kızlardan abi. Adı Fidan. Gidecek yeri yoktu. Ben de burada yemek temizlik ihtiyacı olacak diye gel çalış dedim. Arkada bir oda hazırlattım. Abi kızdıysan, haddimi aştıysam kusura bakma. Hemen yollarım kızı. Yok. Kalsın. Herkes yerini işini bildikten sonra bence mahsur yok. Anlatın bakalım. Bu yanan ev dışında ne iş tutuyordu Sarı abiniz? Hayır abi, biliyorsun abi. İşte biz onun yerli kaçak tüm içki dağıtımını yapıyorduk. Sarı'nın kamyonları var. Yani bir nevi nakliye şirketi. Öyle mi? Nail ne yapıyor bu hamalın karşılığında? Hiçbir şey. Bir tek evdeki içkileri bedava veriyordu. Gerçi şimdi evde kalmadı. Bedava içkiye nakliye ha? Benim bu işe aklım pek almadı. Neyse, deşmeye gerek yok. Zira artık Nail'in içkilerini biz dağıtmayacağız. Nasıl yani? Peki biz ne iş yapacağız abi? Bu içki dağıtılan yerlerin tümünü biz mi biliyoruz? Evet abi. İyi bakalım. Madem öyle, yol bizim, yolcu bizim. Kendimiz yaparız bu işi artık. Yani Nail abinin işini biz yapacağız. Evet. Ya racon abi? Raconu ben de kesmedi. O Sarı ile aralarındaki hukuktu. Mıntıka el değiştirdi, racon da değişti. Peki Nail abi ne diyecek bu işe? Onu da bekleyip göreceğiz artık. Feride Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ne oldu, burada bir işiniz mi var? Davam yaklaşıyor malum. Bir iki bir şey hatırladım. Savcı Bey'e bilgilendirmek için geldim. Anlıyorum. Yalnız benim işim var, iyi günler. Hoşlanmıyorsunuz benden değil mi? Öyle kolay kolay sevilecek bir kadın değilsiniz Belgin Hanım, kabul edin. Olabilir. Ama sevilirsem de kolay kolay terk edilmem. İşte bu çok iddialı. Bu kibirli haliniz her şeyi istediğiniz gibi görmenize sebep oluyor muhtemelen. Gözünüzün önüne bir perde iniyor. Aslında sizin seviyor sandıklarınız belki de sadece sizden nefret ediyor. Kıskançlığınız söyletiyor bunları size. Niye kıskanayım ki ben sizi? Bir ilişki bitmiş dahi olsa, bir kadın bir zamanlar sevdiği adamın koluna başka bir kadının girmesine asla tahammül edemez. Kadınlar arasındaki rekabet sevdayı besler. Artık Mahir'in hayatında siz yoksunuz, ben varım. Misal, dün gece Mahir'in canı çok sıkkındı. Sırrını benimle paylaşınca teselli buldu. Ne sırrı var ki Mahir? Orası sizi alakadar etmez. Neyse, sizin mesainiz vardı. Ben alıkoymayayım sizi. Görüşmek üzere. Sizinle bir daha görüşeceğimi hiç sanmıyorum onu. Lafın gelişi söyledim be. Yoksa ne görüşeceğim ben seninle? Küstah. Buyurun. Belgin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Adnan Bey. Buyurun. Yok, fazla vaktim yok. Bunlar size bahsettiğim evraklar. Murat'ı tutuklatmanıza yeter, artar bile. Murat bu ara ayağınıza dolandı galiba. Biraz öyle oldu. Sorun olunca da çözmek lazım değil mi? Hallederiz, merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Kahve söyleseydim. Bu ne acele? İçmiş kadar oldum. Çok teşekkür ederim. Başka sefere. İyi günler.
Sesinden anladım, kesin Maya ile alakalı değil mi? Bir şeyler oluyorsun ama ben bilmiyorum. Bilmece gibi konuşma Feride, anlamıyorum bir şey. Bizim bildiğimizden daha başka şeyler oluyor Suna. Mahir sanki benden bir şeyler saklıyor. Ben artık onu çok iyi tanıyorum. Peki dedin mi Mahir'e bir şey? Sormadın mı? Sordum tabii ki. Ama lafı dolaştırdı durdu. Doğru düzgün cevap vermedi. Ben de iyice şüphelendim. Yasin'e gittim. O da bir şey olmadığını söyledi. Ama zamanında Mahir'le ilgili birçok şey saklamıştı benden. Elbette kötü niyetinden değil ama... Bilmiyorum, içim hiç rahat değil Suna. Bir de o belgin midir nedir? Bir şeyler ima etti. Nerede gördün o adı batasıcıyı? Burada. Mahir'i teselli etmiş efendim. Neyse onlar fasafiso tabii ama... Mahir'in neye canı sıkkın olduğunu biliyor bu kadın ve ben bilmiyorum. E olmadı ki ama Feride. Al karşına Mahir'i, söyle hakkından ne geçiyorsa. Anlatır sana. Anlatır değil mi? Sana anlatmayacak, bana mı anlatacak Feride? Artık bir şey saklamaz. Neyse bu akşam konuşurum o zaman. Gece de onda kalırım. Annemlere yine sende kalacağım söyleyeceğim. Feride ne olur kurban olayım. Sizinkilerle beni arada bırakma. Korkuyorum babandan. Niye anlamıyorsun? Ya niye korkuyorsun? Ne güzel idare ettin geçen. Yine idare edersin. Merak etmeyeyim. Artık babam bir şeyden şüphelenmiyor. Hadi ben geç kalıyorum buluşmaya. Abi. Gel. Ne yaptın? Dediğin gibi herkese haber saldık abi. Nail'in ayağını kesecekler artık. Güzel. Yakında çıkar kokusu. Ulan ben milyon kere demedim mi buna hacı koyun diye? Getir oradan bana pul biber. Nerede lan pul biber? Abi şimdi haber getirdiler. Ya pul biberden miyim oğlum? Bebek'teki gazinoya içkileri geri yollamış. Sebep? Bundan böyle içkileri Mahir abiden alacaklarmış. Kim lan bu Mahir? Ha? Hangi akla hizmet benim işimi sekteye uğratıyor bu herif? Ben adamı canlı canlı doğrarım ulan! Keselim. Ait. Alev Hanımcığım, rica edeceğim. Bırakın artık şu Alaturka nameleri. Daha Avrupa'yı söylemeniz gerek. Başaracağınızdan kuşkum yok. Siz de benim kadar isteyin yeter. Peki. Tekrar çalalım o vakit. Provadan sonra size bir sürprizim olacak odamda. Siz de biraz daha canlı çalın beyler. Valem matmazel. Çıkmayız yaza, hayat inan çok kısa, belki çıkmayız yaza. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Necdet.
Senin ne işin var burada kızım? Evinde oturup dinlensene. Seni merak ettim Necdet. Bütün gece döndün durdun evin içinde. Sabah da beni uyanmadan erkenden çekip gitmişsin. Neler oluyor söylesene. Bir sorun mu var? Bu ne? İçeri girerken fark ettim ben de. Kapının önündeydi. Dışarı Süheda. Ne oluyor Necdet? Mektup kimden? Ne yazıyor? Çık dışarı Süheda! Tamam. Çıkıyorum. Senin sevdiğin biri tarafından sırtından vurulmak nedir bilir misin? Bilmezsin. Ama ben bilirim. Çünkü sevdiğim, asla yapmaz dediğim, yani ummadığım biri tarafından sırtımdan vuruldum. Hani bir gün anlatmıştın ya bana, sadece bana, bir kızı sevdim diye. Daha yaşın 18-19. Kızın adı Ayşe. Hani o da sana aşıktı. Seni ilk defa dudağından değil kalbinden öpmüştü. Tam göğsünden. Ama sonra en yakın arkadaşın Ferit aranıza girmişti. Senin hakkında yalanlar söyleyip aklını çelmişti. Ayşe başkasıyla evleneceği günde çok oynamıştı. Ama asıl kızın gerdek gecesi kendini asması seni çok sarsmıştı. İşte ben de sırtımdan vurulunca aklıma senin bu hatıran geldi. Ferit'in de seni sırtından vurması. Hiç affedememiştin Ferit'i. Asker değildi. Kaza kurşununa kurban gitmişti. Ama eğer eceliyle ölmeseydi, sen öldürecektin. O kadar hınçlıydın ona. İşte ben de seni aynı hınçla anıyorum canım kardeşim. Hatta çok daha büyük bir hınçla. İşte böyle cancağızım. Bil istedim. Bilmek bilmemekten daha iyidir çünkü. En yakın zamanda görüşmek ümidiyle. Neredesin lan? Neredesin? Çık! Çık lan çık! Turgut!